Merhaba sevgili izleyiciler. Ağustos ayı genel yorumuna hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, Ağustos ayı özellikle Aslan Burcu enerjilerini daha yoğun hissedebileceğimiz bir ay olacak. Geçtiğimiz ay Güneş Aslan Burcu'na geçti, Jüpiter Aslan Burcu'na geçti ve Aslan Burcu'na yeni bir ay doğdu. Dolayısıyla Ağustos ayında da özellikle ilk yarısı içerisinde bu enerjiler hayatımızda daha belirgin olacak. 1 Ağustos'ta Merkür Aslan'a geçecek. Artık düşüncelerimiz, iletişim gücümüz biraz daha özgüvenli hale gelebilir. Kendimizi iyi ifade etmek isteyebiliriz. Biraz daha sahnede olmak, dikkat çekmek isteyebiliriz. 12 Ağustos'ta Venüs'ün Aslan Burcu'na geçmesi özellikle ilişkilerde biraz daha aşkın, flörtlerin, eğlencenin, hayatın zevkli yanlarının ön plana çıkabileceğini işaret ediyor. Sosyal yaşam canlanabilir. Sanatla ilgili yine gelişmeler, yaratıcılıkla ilgili konular canlanabilir. Hayatın böyle tadını çıkarabileceğimiz, keyifli konulara daha fazla eğilebileceğimiz, yazın ve tatilin keyfini çıkarabileceğimiz bir dönemde olacağız. Özellikle Aslan Burcu, Koç Burcu, Yay Burcu, Ateş grupları için ve Kova Burcu için daha destekleyici etkiler söz konusu. 18 Ağustos'ta Venüs-Jüpiter kavuşumu ayın şanslı, hatta yılın şanslı günlerinden birisi. Herhangi bir yeni girişimde bulunmak için, bir başlangıç yapmak için bunu değerlendirebiliriz. Herkesin haritasında temas ettiği alanlarda bazı önemli şanslar verebilir. Özellikle Ateş grubunun 7 derecesinde Koç, Aslan veya Yay, bu alanlarda kişisel gezegeni olanlar bu Venüs-Jüpiter kavuşumundan daha güzel etkiler, şanslı etkiler alacaklar. Evet, bu ayda dolunayımız ve yeni ayımız var. 10 Ağustos'ta Kova Burcu'nda dolunay meydana gelecek. Kova dolunayları daha çok toplumsal konulara, sosyal konulara dikkat çeker. Bu alanlarda bazı gelişmeler olabilir. Satürn'le kare açı yaptığı için biraz sorumluluklara dikkat çekiyor. Sorumlu olduğumuz konularla yüzleşebiliriz. İhmal ettiğimiz kavramlarla gündem yine karşılaşabiliriz. Satürn hayatımızdaki otorite kavramları, üstlerimize dikkat çekiyor. Onlarla ilgili bazı kısıtlamalar, sıkıntılar olabilir. Sağlık sorunları, eğer kronik sağlık sorunları varsa bunlar artış gösterebilir. Biraz daha ciddi enerjiler söz konusu olacak bu dolunayda. Özellikle sabit gruplar, Boğa, Aslan, Kova ve Akrep burçları Kova dolunayından daha fazla etki alabilirler. 15 Ağustos'ta Merkür Başak Burcu'na geçiyor. 23 Ağustos'ta Güneş Başak Burcu'na geçiyor. Ve artık düşüncelerimiz, enerjimiz biraz daha iş, çalışma, hizmet, eğitim, ticari konulara yönlenmeye başlayacak ayın sonlarından itibaren. 25 Ağustos'ta Başak Burcu'nda doğacak yeni ay ile beraber bu alanlarda yeni girişimler, başlangıçlarda gündeme gelecek sevgili izleyiciler. Evet, ayın yorumunu daha iyi takip edebilmek için burcunuzu ve yükselen burcunuzu mutlaka izleyin. Bunun yanı sıra ay içerisinde hazırladığımız haftalık videolarımızı ve günlük videolarımızı da mutlaka takip edin. Hoşça kalın.